Kimle alakası varmış? Adi herif, oradan da mı uğraşmış Cemal'le? Çözdük yani meseleyi usta ha. Tamam tamam, yarın konuşuruz. Bizim gereksiz bir misafirimiz var da. Tamam, tamam usta. Hiç hiç bakma bana öyle. Engin, çok taktın ama ya. Adam gelecek birazdan. Ya ben oğlumla ne güzel oyunlar oynayacaktım. Nereden çıktı şimdi bu yemek ya? Engin'cim, söyleneceğine yardım etsene birazcık ya. Of ya. Zaten maşallah saray sofrası gibi masa kurmuşsun. Yani sen bu kadar çeşit yemek yapabiliyordun da benim niye haberim yok? Abartma aşkım. Abartmıyorum. Bana daha böyle bir sofra kurulmadı. Ne Genco'ymuş be arkadaş ya. Of Engin. Genco değer verdiğim bir arkadaşım. Arkadaşımı ailemle tanıştırmak kötü bir şey mi? Geldi. Rica ediyorum aşkım. Lütfen, tamam mı? Hadi, sana güveniyorum. Gencer, neredesin sen ya? Şükür kavuşturana Başakcığım. Ya nasıl özlemişim ben seni. Şunları bir vereyim. Hediye mi aldın Gencer'cim ya? Ne kadar incesin. Gel bir sarılalım. Böyle değerli insanların evine boş gelmek olmazdı. Hah, seni eşimle tanıştırayım. Engin, Gencer. Nasılsınız müdürüm? İyiyim Gencer, iyiyim. Sen nasılsın? Sağ olun. Başak sizden çok bahsetti. Sonunda tanışmak bugüne kısmetmiş. Emin ol, ben de bugünü bekliyordum. Memo nerede? Hediyesini ben versem? Uyuyor şimdi. Sonra uyanırsa verirsin Gencer'cim. Hadi ayakta kaldın, içeri geçelim. Sen ciddi misin ya? Ayten büro mu açtı? Evet. Ankara'da adı bilinen bir avukat oldu. Çok sevindim ya. Asım ne yaptı peki? Mesleği bıraktı, Marmaris'e yerleşti. Belki de en doğrusunu o yaptı. Beni de bazen şeytan yokluyor. Biraz sakinlik iyi gelmez miydi müdürüm? Bilmem. Yani taşra hayatı falan benlik bir şey değil. Haklısınız. Sizin meslek hareketli. Tıpkı bizimki gibi. Başak, Ankara maceralarımızı anlatıyor muyuz? Macera derken? Canım, meslek hikayeleri işte. Hay Allah'ım yarabbim. Memo derin bir uykuya daldı galiba. Malum uyku saati. Başka zaman görüşürüz artık. Bence de. Uzatmadan ben meseleye geleyim. Bu gelişimin bir sebebi olduğunu tahmin ediyorsunuzdur zaten. Sonuç odaklı bir insan olduğun için tahmin ediyordum. Şöyle ki, yeni bir avukatlık şirketi kuruyorum. Ve senin gibi başarılı bir avukatı da aramızda görmek istiyorum. Açıkçası bu teklifi beklemiyordum. Hemen cevap vermene gerek yok. Eminim müdürümle de konuşman gerekiyor. Zamanın var yani. Tabii tabii canım. Benimle konuşmadan olmaz zaten. Değil mi? Evet. Aşkım. Kahvaltıda da bir şey söylemedin. Ne için? Gencer'in teklifi. Kariyerim için güzel bir basamak olabilir. Yani sen nasıl istersen. Ben bu bakışları biliyorum ama. Hayatım, sen zaten kabul etmişsin. Ben ne diyebilirim ki? Aşkım, sana soruyorum işte. Ne düşündüğünü öğrenmek istiyorum. Canım. Yani sırası mı şimdi bu işin? Normal hayatımız devam ediyor işte, ne güzel. Ne gerek var iş değiştirmeye? İstemiyorsun yani. Gencer'i sevmedin değil mi? O yüzden. Yahu Gencer'le ne alakası var? Ben sadece çocuğumuz biraz büyüyünceye kadar düzenimizi bozmayalım diyorum. Ha? Anladım Engin. Biliyordum anlayacağını. Bir tane karım benim. Canım, aşkım, canım. Hadi bay, görüşürüz. Neyi anladı acaba?